Samet Bey merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Öncelikle biraz sizleri tanımakla başlayalım. Kendinizden bahseder misiniz? Adım Samet Şaduman. Buralıyım, Çatalpınar ilçesinden. Kendim üniversite mezunuyum. İSG C belgesi uzmanlığım var. Lisans sağlık yönetimi ve acil yardım afet yönetimi bölümlerinden mezunum. Şu anda da babanızla beraber işlettiğiniz MC Otomotiv firmasındayız. Evet. Firmamızı biraz tanıyalım. Peki bu firma kaç yıllık? Firmamız, kendi tecrübemiz 11 yıla dayanıyor. Kendi iş yerimizde MC Otomotiv bünyesinde 7 aydır sektördeyiz. Kendimiz kaliteli hizmet vermek amacıyla müşterilerimize daima yanındayız. Burada peki genellikle ne tarz araçlarınız oluyor? Daha çok ticari grup araçlarımız oluyor. Kamyon, kamyonet, minibüs, taksi gruplarımız da oluyor illaki. Kendi anladığımız, babam da kendisi Fatih Şaduman, Ford motor ustası. Kendimiz, kendi bildiğimiz tecrübemizle hizmet vermeye devam ediyoruz. Ustalığın olması gerçekten çok önemli. Çünkü ikinci el araçlarda en büyük endişe aracın içinde herhangi bir problem olup olmamasıyla ilgili. Maalesef profesyonel olmayan galericiler de alım satım yaparken bunu fark edemeyebiliyorlar. Ama siz ve babanız yıllardır sektörde usta olarak da hizmet verdiğiniz için bu konuda herhangi bir sorun yaşamıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Peki genellikle müşteri kitlenizi kimler oluşturuyor? Nerelere hizmet veriyorsunuz? Müşteri kitlemizi daha çok sahibinden de ilan attığımız için Türkiye'nin her yerinden, her köşesinden buraya geliyorlar insanlarımız. Emin ve güvenilir bir şekilde dürüst ticari ilişkiler kurarak, insanlarımıza ekspertiz garantisi vererek hizmet grubu sağlıyoruz. Öncelikle kapımızdan içeri girenler, öncelikle ticaret gözüyle bakmıyoruz. Onların gönüllerinde bir yer edinmek. Çünkü bu ticaretimiz bugün olmayabilir ama yarın olmayacak da bir garantisi yok. Ama önemli olan gönüllerin bir olması. İkinci felsefemiz de burada daima ağlayanın malı gülene yaramaz. O yüzden kimseye buradan ikimiz de hayır ederek, gülerleşerek müşterimize buradan yolluyoruz. İşinizi severek icra ediyorsunuz, müşterilerinize de değer veriyorsunuz. Belki de sektörde bu kadar tercih edilme sebeplerinizden biri de budur diye düşünüyorum. Yapmış olduğunuz işte karşılıklı güven, söz ettiğiniz gibi gerçekten çok önemli. Bunun yanı sıra peki hukuki olarak ya da yasal olarak da karşı tarafın haklarını korumak gerekiyor. Bu konuda nelere özen gösteriyorsunuz? Ya kendimiz ekspertiz garantisi veriyoruz dediğimiz gibi. Kendimiz, burada iki büyük sanayimiz var. Ustalarımıza, müşterilerimize hani yolluyoruz. Orada gerektiği şekilde, yani istediği kaporta, boya, motor, alt bakım istediğiniz ustaya gösterebiliyor. O imkanı da sunuyoruz. Hukuki bir süreç yaşamıyoruz çünkü arabamızın tüm bakımlarınızı yaptırıyoruz. Masrafı olan bir arabayı müşterimize sunmuyoruz. Müşterimizlerle hala hani ticaret sonrası güler yüzle, sohbetle, muhabbetle oturup bir araya gelebiliyoruz. Bu gerçekten çok değerli. Önemli olan bu. Hizmet öncesi süreç yeterli değil zaten. Hizmet verdikten sonrasında da hem müşterilerinizle ilişkilerinizi korumanız hem de vermiş olduğunuz araçların arkasında durmanız gerekiyor. Peki araçlarla ilgili daha önce hizmet sonrasında bir problem yaşadınız mı? Ya da eğer yaşarsanız nasıl bir duruş sergilersiniz firma olarak? Az önceki soruyu sorduğunuzda hukuki süreç yaşadınız mı? O soruya bile ne cevap verilir bilmediğim için kendim hiç yaşamadım. Allah'a şükürler olsun. Yani o soruya hani daha ne detaylı cevap verilir diye bile düşünemedim. Çünkü çok şükür öyle bir sorun yaşamadım yani. Bugüne kadar hiçbir sorun yaşamadınız ama yaşarsanız da anladığım kadarıyla buradan çıkan araçların her türlü arkasındasınız. Babanız da, siz de. Her ne kadar bu bölgede tanınan bir firma da olsanız Türkiye genelinde hizmet veriyorsunuz ve sektörünüzde Türkiye genelinde çalışan gerçekten çok fazla firma var. Peki bu kadar firma arasından sıyrılmanızı sağlayan şey ne sizce? İnsanlar neden sizi tercih ediyor? İnsanlara çünkü detaylı araç fotoğrafları, videolarını yolluyoruz. Yani ben bir arabanın çekiminde bir saat de kalıyorum, 1,5 saat de kalıyorum. Bir arabanın 100 videosunu da çekebiliyorum, 100 fotoğrafını da çekebiliyorum. Gelmeden müşterilerimiz detaylı fotoğraf istediğinde ya da video istediğinde gönül rahatlığıyla her tarafını, aracın A'dan Z'ye kadar tüm noktalarını atıp gösterebiliyorum. Bu da karşındaki müşteriye daha çok hani güven veriyor. Buraya gelip baktığında aracın tamamen görmüş, izlemiş, tamamen aklında yer edinmiş, içine sinmiş bir araç olarak çıktığı için buradan gerekli sanayi ve ekspertiz yerlerine baktırarak noterde direkt güvenle, huzurla almış oluyor.
Röportaj öncesinde de zaten biraz sohbet etmiştik. Sosyal medyayı da çok iyi kullanıyorsunuz. Reklam alanına da çok önem veriyorsunuz. Aslında Emice Otomotiv firmasına baktığımda babanızın ustalığı ve tecrübesi sizin genç ve yenilikçi, dinamik olmanızla birleştiğinde gerçekten şahane, profesyonel bir işletme haline gelmiş. Yayınımızı seyrettikten sonra da ben sizlerden hizmet almak, bilgi almak isteyecek seyircilerimizin muhakkak olacağını düşünüyorum. Nerelerden, nasıl ulaşabilirler sizlere? Bizlere TikTok'tan Samet Şaduman, Emice Otomotiv hesabımızdan, Instagram'dan Emice Otomotiv hesabımızdan, aynı Facebook'tan Emice Otomotiv hesabımızdan, sahibinden ilanlarımıza ulaşabilirler. Biz kendimiz Fatsa'da, orada da spor kompleksinin yanında yani hizmet vermekteyiz. İllet ticaret amaçlı değil, çaya, sohbete, muhabbete her zaman bekliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz değerli bilgiler için. Bizleri ağırladığınız için de çok teşekkür ediyoruz. Röportajımızın sonuna geldik. Seyircilerimize son olarak neler söylemek istersiniz? Arabalarınızı uzakta aramayın. Biz her zaman daima onların yanındayız, yakınındayız. Çok teşekkür ederiz. Bir başka programda görüşmek üzere Samet Bey. Teşekkür ederim. Allah'a emanet.